Akberena Umar ibn Muhammedin el-Hamdani. Bize Ömer bin Muhammed el-Hamdani haber verdi. Haddesena Abdülcebbar ibn al-Ala'i. Bize Abdülcebbar bin al-Ala anlattı. Haddesena Süfyan, bize Süfyan anlattı. Kâle dedi ki: Semi'tuhu min Amr ibn Dinar'in. Amr bin Dinar'dan işittim bunu. Anlatacağı hususu Amr bin Dinar'dan işitmiş. Mundu seb'ine seneten, 70 seneden beri Amr bin Dinar'dan işittim bu hususu. Yakulu, bana derdi ki: Akbereni Amr ibn Evsin, bana Amr bin Evs haber verdi. Ennehu semi'a Abdullah ibn Amr ibn al-Asi yuhbiru. Kendisi Abdullah bin Amr bin al-As'tan işitmiş, anlatırmış ki, haber verirmiş ki Anin Nebi sallallahu aleyhi ve selleme kal. Nebi salatullahi ve selamuhu aleyhi demiş ki ona: Ahabbu salati ilallahi salatu Davud'a. Namazın Allah'a en hoş geleni, en sevimlisi Davud'un namazıdır. Kâne yenâmu nisfel leyli. Gecenin yarısını uyur. Ve yakûmu thulüthel leyli. Ve gecenin üçte birini kalkar, kıyam eder, namaz kılar. Ve yenâmu sulusehu. Sonra kalan altıda birini uyurdu. Ve ahabbu siyâmi ilallâhi siyâmu Davud'a. Oruçların Allah'a en hoş geleni Davud'un orucudur. Kâne yasûmu yevmen. Bir gün oruç tutar. Ve yuftiru yevma. Ve bir günde orucunu bozardı. Bu rivayeti daha önceden tanıyorsunuz. Abdullah bin Amr rivayeti diye meşhurdur. Farklı kanalları var. Çok ibadet etmeye düşkün, her gece ibadete, gece boyunca kalkan, her gün oruç tutan, gün boyunca hep oruçlu, böyle yani. O babanın boğulu. He? O babanın boğulu diyor. Bak, babasının gıybetini yaptı, ben girmeyeceğim oraya. Amr'ı konuşuyoruz. Abdullah'ı konuşuyoruz, Amr'ı konuşmuyoruz. Abdullah böyle bir kimse, çok hakikaten ibadete tutkun bir kimse, o kadar ki Allah'ın elçisi kendisini frenliyor. Ki yaptığı ibadetler de yeniden ihdas ettiği, yeni uydurduğu, yeni geliştirdiği böyle zekice şeyler değil. Allah'ın elçisinin zaten yaptığı ama biraz doz aşımı var. Yani geceyi komple mesela ibadetle geçiriyor. Gündüzleri böyle oruçlu ama böyle belli, geceden uyumadığı için hanımından şikayetler geliyor. Şimdi babasını anabilirim, babasına şikayet etmiş. Yani demiş, benimle ilgilenmiyor bu adam. Böyle bir kimse Allah'ın elçisi kendisini çağırıp diyor ki, bana gelen haberler doğru mu? O da anlatıyor, diyor ki böyle yapma. Her aydan 3 gün oruç tut mesela diyor. Bütün sene oruçlu gibi olursun. Çünkü Allah 10 katıyla verir. Her ay 3 gün 10 katıyla 30 eder. Bütün yıl oruç gibi olursun. Hangi gün, o başka bir hadiste, hangi 3 günü tutayım diyen birine Allah'ın elçisi 14, 15 ve 16'yı önermiş. Abdullah bin Amr rivayetinde yok. Ben daha fazlasını yapacağım diye hala tutturuyor. Yani 3. Bari işte 10 gün tut, hatırlamıyorum şimdi rivayetin detaylarını. En netice Allah'ın Resulü buna müsaade olarak Davud'un orucunu müsaade etmiş. Bir gün oruç tut, bir gün boz. Bu Davud'un orucu demiş. Keşke ben bunu yapabilseydim. Böyle de iğneliyor kendisini yani. Benim yapamadığım bir yeri yapmaya çalışıyorsun demeye getiriyor. Orada frenlemiş, bir gün tutup bir gün şey yapmayı, böyle anlaşmışlar. Fakat yıllar sonra yaşlanınca Abdullah diyor ki, keşke 3 günü kabul etseydim. İlk başta dediğini keşke kabul etseydim diye. Nafileden vazgeçmek yok hocam. Bir şey ibadet edin değil mi? Halbuki biz olsak o zaman tutuyorduk, şimdi tutmuyoruz deriz. Dememiş, devam ettirmiş. O hadisin bu özeti gibidir. Uzunca bir hadis bu. Bu da bir diğer yönüyle Allah'ın Resulü'nün aleyhissalatü vesselam bırakın yeni ibadetler ihdas etmeyi, icra etmeyi, doz aşımına karşı bile hassasiyet içerisinde olduğunu gösteriyor. Yani mevcut meşru bir ibadetin Allah'ın elçisinin yaptığı, pratik ettiğinden daha fazla sayıda, aynı olmak kaydıyla yapımına bile karşı çıktığını görüyorsunuz. Dolayısıyla geçenlerde bir arkadaş böyle, ya hocam yani Allah'ın elçisinin yaptığı ibadetler aynen kalmak kaydıyla, onların yerine tebdil etmemek üzere bir yeni ibadet olsa mesela gibi bir soru sordu. Yani onun bakış açısıyla kötü ibadet, Allah'ın elçisinin yaptığı ibadetleri ile yeri değiştirilirse bid'at olur yani. İşte ne var? Burada oruç var. Orucun yerine başka bir, daha farklı bir versiyon konursa. Ne var? Namaz var. Yani bunları dejenere edecek bir süreci bid'at gibi algılıyor. Yoksa Allah'ın elçisinden öğrendiğimiz sünnetler, bütün ibadetler aynen harfiyen uygulamak kaydıyla ilaveten şöyle bir ibadet mesela apayrı. Bu da mı bidat yani diyor. Yani zamanlar geliştirilmiş olamaz mı tarzı bir yaklaşım. Halbuki biz bu hadiste görüyoruz ki Allah'ın elçisi mevcut ibadetlerin bile ekstrasına, aynen yapılmak kaydıyla fazladan doz aşımına karşı tahammülsüz davranıyor. Eğer böyle yeni sıfırdan icat etme ibadetler olsaydı kim bilir nasıl tepki verirdi. Yanı sıra tabii men ehdese fi emrina haza ma leysa minhu. Kim yeni bir şey ihdas ederseyi de söylüyor açık açık. Ama onu farklı bir şekilde anlamayı beceriyorlar yani. Bu anlamları farklı anlamak o kadar tehlikeli bir şey ki, demin sizde bir örnek yani sümmeye verdiği mana. Yani insanın hayret içerisinde kaldığı bir nokta bu. Nasıl böyle anlamlar kayabilir oraya buraya? Ben de şeyi sordum kendisine, dedim ki Allah'ın elçisi senin tam da kastettiğin şeyi önlemek adına bu cümleleri, bu sözleri kullansaydı nasıl kullanması gerekirdi? Yani ne demesi gerekirdi ki? Evet. Bak ben tam o senin dediğini engellemek için yani nasıl diyecekti? Durdu bir cümle kuramadı. Ya işte senin o dediğini bu demiş. Men ahdese fi emrina haza ma leysa minhu. Orijinalinde olmayan, kendisinde bulunmayan bir şeyi kim ihdas ederse, adı, namı, şanı kim olursa veya kime nispet, çoğu zaman bunlar o kişiler tarafından icat edilmiş olmuyor, nispet ediliyor kötü eller tarafından. Öyle de olabilir. Suçlarını, günahlarını almayalım. Ama kim yaptıysa diyelim, فَهُوَ رَدٌ diyor Allah'ın elçisi. Reddedilir. Merduttur. Kabul edilmez.